Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Discord savaşları videosu ile sizlerle birlikteyiz. Yine iki ayrı takımın mücadelesini sizlerle birlikte izliyor olacağız. Yanımda da Ekrem'le Halil var. Beyler, yorumlarınızı hemen alayım. Ben de şunları dizeyim. Tamam, ben hızlısından hemen bir yorum yapayım. Abi TAP'ta Mordekaiser, Akali matchup'ı var. İkisi de Vadi Aran nerfünden beri o kadar güçlü durumda değiller. Özellikle Akali bir de enerji nerfü de aldı. Daha da güçsüz, hani Q falan döndüremiyor. Yani öyle de Mordekaiser'ı döver ama late'de muhtemelen Akali yok eder. Jungle'da Mundo ve Hecarim var. Hecarim şu an metanın en güçlü ormancılarından biri bana göre. Mundo bilmiyorum ne kadar kafa tutabilecek onu ama Mundo'nun mid game'i daha güçlü Hecarim'e göre. Onun dışında mid'de Yone ve Malphite var. Valla Malphite şu an AP kasacak. O yüzden hani normalde tank kası Yone'ye karşı daha güçlü olurdu ama AP kasacak bilmiyorum. Belki tekleyebilir özellikle 6 level'dan sonra. Evet. Ne kadar işte oyunculuğa bağlı orası. Bot lane'de ise yani Swain gibi çok güçlü bir pick var. O yüzden bilmiyorum, Swain Kai'sa da çok güçlü oluyor. İkisi burst hasarları çok yüksek oluyor. Yani Jhin'in orada bir Swain E'sini yemesiyle direkt Jhin bayılır. Yani Thresh'in ne kadar koruduğuna göre değişir ama ben burada kırmızı takım diyorum. Kırmızı takım diyorsun. Okey. Halil, sen ne diyorsun? Ya ben de takım savaşlarına şöyle bir bakayım diyeceğim ama mavi tarafı sanki hasarları çok eksik gibi. Yani Jhin dışında AD hasarları yok. Bu çok büyük bir sıkıntı. Evet. Ve çok fazla tank. Hani kimse de AP hasarı da çok bir hasarı yok. Hani Mord'a devamlı AP hasar da yok yani, çok sıkıntı çekiyorlar bu konuda. Kırmızı tarafında ise tankı yok yani, frontline olarak bir tek Hecarim var şu an. Yani evet. Swain tank kasacağını sanmıyorum Swain'in. Hecarim'in de tank kasması gerekiyor bu maç çünkü hani şey, o Kai'Sa'yı koruyacak kimse de yok. Evet, yani o da doğru. Lazım. Yani işte Kai'Sa'yı eritebilirler. Full engage yani. Pompu yapmışlar, doğru diyorsun. Evet, Marcus'um eğer Kai'Sa'yı kesebilirse kazanıyorlar ama Kai'Sa'yı kesemezlerse kaybediyorlar. Böyle evet. Bir şey yani. Çünkü tabii yönde etmek için unutmayalım ama Kai'Sa tabii ki başka bir şey yani. O halde yani, sen ne diyorsun? Ben kim? Kararsız kaldım ya. 150 150. Takımda kompu kötü. Evet. Ortası yok, kimse bir şey diyemedi. Şimdi ben konuşayım. Burada ben jungle'lar arasında bir olaya şey yapacağım. Şimdi Hecarim baskın atmak istediği sırada eğer Mundo ile karşılaşacak olurlarsa veya herhangi bir takım savaşında Mundo ile karşılaşacak olurlarsa tabii ki birebir de birazcık daha Hecarim'in üstün olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Hecarim'in E yeteneğini Mundo çok güzel counterlayabiliyor Q'suyla. Onun hızını azalttığı için o ime ile birlikte vereceği hasar büyük ölçüde azaltıyor. Bu arada Kai'Sa'dan büyük bir hata. E'sini agresif olmak için kullandı ama Thresh E yeteneğini rakibi geri itmek adına kullandığı için orada çıkartabilecekleri maksimum hasardan oldular. Aslında bitkinliğini falan bıraksalar çok rahat Kai'Sa'yı kesiyorlardı bitkinlik ve tutuştura. Kai'Sa'nın ayakta kalma şansı yoktu ama birazcık tuhaf bir Thresh E'si oldu o yani. Direkt bedava bir skordu Kai'Sa çünkü. Jhin W'sini de kaçırdı abi o E'sinden. O tutsa kesin ölmüştü evet. Kai'Sa da. Bu arada Hecarim bot lane'i yakın ama orada tabi mavi takımın görüşü olduğu için Hecarim'in şu an orada olduğunu biliyorlar. Alt yampiri o alıyor, üst yampiri de Mundo alıyor pozisyonda. Ekrem, skordörü kim kazanıyor Akali Mordekaiser matchup'ında? Abi eskiden şey çok pis dövüyordu Akali ama şu an öyle de Akali'nin hiçbir şekilde enerji döndüremediği için Morden'in devamlı hasarı daha yüksek oluyor. Tabi ilerleyen seviyelerde yani 6'dan sonra özellikle Akali birazcık daha üstünleşiyor. Bu arada orta koridorda bir savaş çıktı. Burada Malphite'in üzerine gidebilecek mi? Devam edemedi tabi. Mundo'dan çok hasar yiyince Yone. Farm Mundo olarak şu an mutant mı şu an? Evet, yani. Evet. Yani char Hecarim'den daha hızlı jungle dönüyor ya. Böyle bir char olabilir mi? Tank ya. Bu arada şaka maka, hakikaten daha hızlı jungle döndü. Hecarim bu arada çok güzel. Arkadan kapatıyor Malphite'ı. Thresh orada bir hook tutturdu. Tam zamanda sıçra geldi bu da Malphite'dan. Swain burada yeteneğini tutturmayı başardı. Thresh yine E yeteneğini çok kötü kullandı. Burada tabi sıçrasından da oldu. Ya bak, biraz önce Kai'Sa'yı kestilerdi. Şu an pozisyon onlar için çok da dert olmayacak. Evet. Kai'Sa'nın hasar verebileceği doğru düzgün bir şeyi yok şu an. Göz eşir oynadığı için. Göz eşi başlamış. Aynen abi dedin ya. Orada yine tekrardan agresifleşti burada. Malphite'i kesebilir. Devamı gelmedi. Hecarim tekrardan orta koridor deneyecek. Tabi sıçrası olmadığı için Malphite'ın. Ama tabi bu farmda çok geri düşmesine neden oluyor Hecarim'in. Sürekli bir baskın çabasında olması. Evet, bunu da önünde şu an. Evet. Bunu rahat rahat orman kamplarına dönüyor ve güçleniyor. Biliyorsunuz bu sıralar ormanda üstünleşmek çok önemli. Hızlı orman dönen ormancılar çok güçlü durumda. Bu arada Morden'in düştüğünü görebiliriz. Akali de çok güzel yeteneği tuturdu. Sıçrasını da attı ama Akali tarafından yavaşlatıldı burada. Morden son bir vuruş gelecek mi? Akali'nin Q yeteneği enerjisi yetmedi ama otomatik vuruşuyla dönmüyor yani o evet. Enerjisi.
Kaç tane Q attı toplam? 2 tane mi attı? 2 tane. Tane belki atabildi i̇ki ya da tane. atamadı. 2 tane Evet. hatta. Yani o yüzden birebir de çok güçlü şampiyon ya. Şu an kırmızı takım 2 tane skor çıkarttı bakalım. En azından eskiden pratik zekadan stackleniyordu da Evet diyordum ki evet. late'de çok rahat ediyorum. Şimdi o da olmuyor. Her türlü şara eziyet çekiyor. Ama Yone'nin farmı iyi ya. Yone Evet. Bu farmlayarak arada hep iki çok güzel ormancı işler yapıyor. karşılaşacaklar. Şu an Hecarim Mundo tarafından görüldü. Mundo orada değişik bir şekilde kullandı Q'sunu ama Hecarim orada E yeteneğini kötü atınca burada ölebilir. Mundo Q'sunu da tutturdu. Hecarim'in şu an spili yok kaçmak için. Ghost'unu da kullandı. Yone'ye doğru kaçıyor. Ama burada işte Mundo affetmez. Mundo'nun jungle'ına öyle Bunda giremezsin. evet. Giremezsin yani. Valla bir tane Q tutturdu mu geçmiş olsun zaten. Yok abi devamı Peşini geliyor. geliyor. Ata 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 aynen. Yok ediyor yani. Akali bu arada can çalma eşyasını tamamlamış. O da Vadi Yaran'a gitmek istiyor sanırım. Mundo şimdi üst koridora geldi. Akali'nin sıçrası var. Mundo'nun Q'sunu çok kötü kullandı. Mordia da burada E yeteneğini kötü kullandı. Akali buradan double score bile çıkartabilir. Ultisinin ikincisiyle birlikte çıktı. Skor amaçlı oynamadı Ya pozisyonda. ben olsam Mordo'ya skor amaçlı girerdim. Yani Ama ultisi vardı deneyebilirdi. belki Evet. sıkıntı olabilir. Ya Daha burada hiç riske girmedim. niye tapı denedi ki acaba bu kadar canı azken Morden'in? Ya Evet. rahatlatmak istemiştir. Çünkü çok sıkıntı çekiyordum orada. Yani Akali'nin W yeteneğinden dolayı Mordekaiser pasif açamıyor. Açamadığı zaman da çok zorlanıyor. Bu arada bu oyun late'e kalırsa ben çok merak ediyorum. Late'e kalırsa iyice kararsızlaşıyorum. Yani kim Evet kazanacak evet da. abi. Belli değil. Evet. Yani Mundo gibi bir mutant hero Evet. var. Ya ama Yone var bir yerde. Bilmiyorum gerçekten çok Yani değişik bunlar. şimdi Mordia Hecarim'i ultileyebilir, tamam mı? Çok rahat bir şekilde Hecarim'in pozisyon başlatmasına engel olabilir. Yone'yi ultilemek riskli bir kere. Yone counterlayabiliyor Mordia'yı da. Ya Akali'yi ultiler ya bu pozisyonda işte güçlenen şampiyon Bakalım ya. ultilemek. Ya şu an aslında Mordia'nın ultileyebileceği çok fazla kişi olacak da takım savaşında. Takımını rahatlatabilmek adına. Bu arada şu an Bundan sonra Morde takımın yapacağı kesmişti. önemli. Ulti Devam atsa etse bizi miydi? vura vura keserdi. W'su yoktu Akali'nin, enerjisi de yoktu. Ultisini Yani de bu zaten pozisyonları kullanmıştı. değerlendirmek gerekiyordu. Aynen abi. Bu pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Diğer türlü adamın skill'leri olduğu sürece tabii ki de çok rahat döver yani. Malphite bu arada yavaş yavaş bir şey yapmaya başladı. Gözyaşı almış bu arada Malphite üzerine. Üzerinde bir de kuvvet kitabı var. Mana problemi Muhtemelen çekmek gece istemiyor. tırmana bu ildine gidecek. Evet. O Onu yapıyorlar. direkt Bu arada Hecarim yapıyor çok güzel yerde bekliyor. Mordekaiser çok ileride. Arkasında görüşü de yok. Niye bu kadar ileridesin? Dede Morden'in burada Engin düştüğünü geliyor. göreceğiz Dede ve burada Engin geldi. Akali'ye bir skor daha geldi. Mundo bot lane'i Evet. geldi. Ultisini bastı bakalım yakalayabilecekler mi? Çok güzel yavaşlattı. Thresh burada yeteneğini Kai'Sa üzerine kullandı. Kai'Sa'nın düştüğünü görebiliriz. Devam edemediler. Kai'Sa'nın sıçrası da ve pozisyonu kurtardı. W sesini Mundo'ya erken bakar mısın kullanmaya. ya? Garanti pozisyonlarda kullansa kill çıkacak. Evet. Bu arada ejder Ben olsam kinklenmeye Thresh'in yerinde başlandı. ilk E'mi kullanırdım. Swain'e doğru. Sonra flash attığı yere Q Evet. atardım. Hecarim de bu arada Mundo'yu bot lane'de görünce o da hemen Mundo'nun kırmızı güçlendirme, pardon mavi güçlendirmesine çöktü. Karşında da mavi takım en azından pozisyondan bir şey çıkartabilmek adına ejder'e başladılar. Hecarim de en azından ejder gitti. Bari alameti alayım dedi. O da alamete doğru girişti. Mundo şu an karşı maviye girmesi lazım. Evet. Evet. Orta koridor denemek çok riskli. Malphite ulti atacak mı? Yok. Artık pozisyon bitti. Yani Ki Mundo'yla arkada Pink Ward nasıl var kek zaten. atabilirsin ki? Mundo'da Yani gelirken işte gidip. şey lazım. Kitle kontrolü lazım. Aslında Evet. takımın da var. Mundo'nun baskın atabileceği koridorlar hepsi bak. Tapa baskın atabiliyor. Hadi o tap birazcık riskli. Ama orta koridoru çok rahat atabiliyor. Malphite ultisi var. Bot lane'de Thresh Bilmiyorum. faktörü var. Bir de hantal bir bot lane aslında karşısındakiler. Ama biraz Evet önceki abi baskın Swain çok hoşa kaçamıyor. gitti. Özellikle Hecarim bu alt arada level orta olan bir koridora yer. geldi. Hiç kaçamıyor. Dede Engin ne yapıyor bir Evet. gidiyor. Bir Teknesini selam dedi bir attı. geldi. Aynen. Bir çarptı geri gitti. Destur dedi gitti. Evet. Oo Malphite bu arada kombosunu yaptı tertemiz bir şekilde burada. Yone'yi hiç beklemediği anda Evet. avladı. Hecarim buraya birazcık boş geliyor gibi. Aslında burayı Mundo takip etse tertemiz skor çıkartabilirler. Hecarim ulti kullandı. Bakalım kesebilecek mi? Sıçrasını çok güzel attı burada. Mundo'nun hemen koşması lazım. Düştü mü Hecarim? Kuleyetine düşmedi. Ben olsam Q atıp kaçardım Evet. Malphite'in yerinde olsam. Orada yavaşlayıp ölürdü çünkü. Attı zaten ya hızlanarak kaçtı. Öyle mi? Ha Ha, ben pardon attığını o ben de zaman. görmedim attığını. Ben de görmedim çünkü. Of ya Osman be Malphite o tipi. Evet.
Yok ya, Yone'ye karşı çok güçlü. AP'si böyle vurup vurup kesiyor. Orada Akali'ye baskısını hissettiriyor üst koridorda. Şu an enerjisi yokken dövüşmeli. Akali enerjisini bekliyor. Bak mesela Morde şu an şurada ultilese kesti. Yani çok korkak oynuyor. Çarına hiç güvenmiyor. Aslında o kadar güçsüz bir şampiyon değil mi Mordekaiser? Tamam, o kadar eskisi kadar güçlü değil ama. Olsun, o kadar da korkak oynamaya gerek yok yani. Şampiyon güç şey yaptığında, agresif oyununda veriyor sana o agresif oyunu. Bu arada Jin bir 10 CS geri düşmüş sadece. Orta koridorda da hemen hemen bir 10 CS'lik farm farkı var. Ormancılar arasında ufak bir fark var. Bu arada Mundo üst koridora gelmiş. Akali bir pozisyonu çok temiz oynadı ama düşürebilecek mi Mundo'yu? Mundo'nun W'sunu kapaması lazım artık. Morde ultisini kullandı. Skoru alabilecek mi diye bakıyorum. EYT'ni çok güzel tutturdu. Q'su da geliyor peşinden ve hatta onu almayı başardılar. Çok güzel. Evet, lazımdı bu. Mundo 10 numara oynuyor abi bu arada ya. Ben o pozisyonda valla Akali'nin oynayışı da çok temizdi bu arada da. Evet, güzel olmadı. Denedi de işte Mundo AP şampiyonlara karşı çok güçlü ya. Evet. En son geri dönmeseydi keşke. W'nin içinde gelseydi. Orada evet. Geri dönmüş. W'su yoktu galiba. Yok, pardon. Şeyde evet. W'nin içinde geri ya işte. Dediğin gibi. Yaklaşmasaydı. Evet. Plate de burada çıkarttı. Hekarim bu arada Mundo'nun hemen kırmızı güçlendirmesine çöküyor. Onun orman kamplarını alıyor. En azından baskınların karşısında bir şeyler yapmaya çalışıyor Hekarim. Güzel. Şimdi bot lane deneyecek. Çalın içerisinde bekliyor Tribuş'ta. Tabi burada yakalanmaması lazım. Jin'in orada yavaşlatmak için yeterince şeyleri var ama yapamayabilir. Thresh bu arada Hook'unu çok güzel tutturdu. E'sini de attı ama maalesef yeterli olmadı bu pozisyonda. Çok ileride kalınca görüş şart bu yüzden. Görüşün önemi. Aslında görüşlü de oynuyorlar. Görüş bakımından da evet, yüksekler ama bu da Thresh'in orada o hareketi yapması çok gereksiz. Evet. Sveyne'ye tutturacağı çok belliydi aslında. Skor pozisyonda bir de Hecarim'in üzerine kaldı. Hecarim birazcık daha rahat etti. Burada dive atabilirler. Hecarim'in ultisi de var. Buraya eğer dive atarlarsa ve kazanırlarsa alamet de bırakacak. Hecarim ultiyle çok güzel girdi. Swain de burada o ultinin korkutmasından dolayı çekebildi. Şifasını kullandı bu arada, yoksa Hecarim düşecekti. Alamet açılmadı bu arada. Vazgeçler. Güzel. Evet. Temiz oynandı burası. Malphite geliyor diye herhalde. Evet evet. Muhtemelen. Skorda yani, kayıtsaya kaldı. Yani botlane'leri çok geride. Mavi takımda. Hatta bayağı geride yani. Şu an tek sıkıntıları bot lane. Top lane'de evet. O kadar büyük bir sıkıntı yok. Bakalım alamet nereye kullanılacak? Onu da merak ediyorum. İlaz sindiren bitirdi bu arada. Ekrem ne düşünüyorsunuz bu matchup bazında? Yani mantıklı. Bence mantıklı. Mundo için ne diyorsunuz peki? Kaçtan çok farklı. Gün ateşi kalkanından. Abi ben olsam gün ateşi alır mıydım? Alınabilir aslında da. Ben turbo kimyasal daha çok seviyorum bu araya. Mundo'ya daha güzel gidiyor böyle. Hem mobil oluyor, evet, o mobil eksikliğini hani, kapatıyor. Dediğin gibi abi, full kovalattırıyor. Hani Q'larını evet. Çok rahat tutturabiliyorsun. Evet, bu arada Hecarim üst koridora bıraktı alameti. Orada kuleyi tahrip etmek istiyorlar. Son saniyeleri bu arada. Birazdan barikatlar kalkacak. Mecburen kullanmak zorunda kaldı sanırım. Bekleme süresine girecek diye. Evet. En azından burada plate altına almak istedim. Hecarim bu arada orada scuttle da aldı. Şu an Hecarim rotasyonunu güzel yapıyor ama farmda geri kaldı. Düşünün yani Mundo sık sık baskın atmasına rağmen. Evet evet. Çok geriden yani. Ya iki önce ormancada gördüğüm sıkıntı, hiç karşı ormana girmiyorlar. Yani korkuyorlar herhalde. İşte bir kere Hecarim girdi. Girdikten sonra sıkıntı yaşadı. Ardından tekrar girdi tabii Hecarim. Devamında getirdi de. Mundo'nun yerinde olsam girerdim ben de. Korkmama gerek yok. Ben bunu ya belki şeyden korkuyordur hani top lane geride bot zaten çok şu an. Evet. Geride. Bu arada Malphite'in Q yeteneğinin hasarı cidden arttı artık tabii. Abi bu arada bu Yone'nin bu matchup'ı kaybetmesinin tek sebebi ayağa çabuk girmemesi. Yani lane'de sustain'i yok ki, Q yiye yiye ölüyor. Yani yenilmez, bilmiyorum, gereksiz olmuş. Domino alevi vurunca Mundo bu arada başlamak istedi burada Ejder'e. Başlayacağını düşündürtmediler özellikle. Ama şu an Hecarim de uyandı duruma. Geliyor. Evet, Hecarim bakalım geliyor. Burada savaş çıkacak. Hecarim burada direkt Mundo'nun üzerine odaklandı. Thresh'in Hook'u tuttu. Bakalım Ejder'i alabilecekler mi? Hecarim burada Ejder'i çalmaya başardı. Malphite Hecarim'e ulti attı. Swain ultisini açıyor. Arka tarafta bakalım bir şeyler değişecek mi? Kai'Sa Jin'in üzerine ultisini kullandı. Jin'e yardım lazım. Jin sıçrasını, şifasını attı. Kimse Kai'Sa'ya dönmüyor. Kai'Sa bu arada Mundo'yu kesti. Malphite Swain'i kesiyor. Thresh'ten güzel bir Hook. Mordekaiser buraya teleportuyla birlikte gelmiş. Bir skor da buradan geldi. Yone düşecek mi? Yone'nin canı çok az. Üzerinde tutuşur da var. Akali de şimdi pozisyona geliyor. Jin'in dikkat etmesi lazım. Morde'den tam zamanda gelen bir ulti. Jin bu arada ultisiyle birlikte orada skoru alıyor. Tertemiz oynadı şu an mavi takım. Akali alacakaranlığı perdesi bitmek üzere. Jin'in dikkat etmesi lazım pozisyonda. Kaçma şansı yok Akali'nin. Ve burada aslına bakarsan katliam mı oldu? Katliam diyebiliriz mavi takımı. Aynen.
Aynen. Güzel. Harbine savaştı. Ama Kai'Sa'nın üzerine 4 kill oldu. Evet. Yani tek kasması gereken kişi kasıyor şu Evet. anda. Ya tabii onun için de sıkıntı. Malphite kafasına ultiyi bastığı anda bitti Kai'Sa. Yani isterse 10-0 olsun o Kai'Sa. Hiçbir Ama şey yapamaz abi. ulti edebilir ya. Ultisi var ya. O Evet. açıdan ulti edebiliyor. Ha tabii şey. Malphite bir yerden çıkıp Yani. çarpar. Yani beklemediği yerden girdiği zaman Ejderi kötü kaybettiler. Orada Hecarim korkutmasıyla birlikte Mundo'yu korkuttu. Çarpını atamadı o sırada. Çarpı var mıydı görmedim de. Yok. Evet, çarpı yoktu. Ha, Çarpı o zaman yoktu değil mi? Çünkü alamıyormuş. 250 candayken attı Ekrem'de Evet. çarpı yani. Mundo direkt dümdüz alırdı o Ha, tamam o zaman. ejderi. 200 Çarpı yok koridorda yani. Vadi Yaran'ı bitirdi. Kai'Sa da burada Kraken'e gitmek zorunda kaldı. Çok tanklar var diye düşündü. Ama bu Evet. pozisyonda bu defa kendisi ayakta kalamayacak. Öyle de bir sıkıntı olacak. Evet. Yani kombaları ağır Evet. şeyin mavi takım hafif değil. Özellikle Malphite'in şu durumda olduğu bir maçta 3-0-3 olmuş. Bu arada bir dahaki Yama ile birlikte şeyde kaldırılıyor. Ölümsüz kalkan yayın o kalkanı kaldırılıyor. Abi mantıklı. Pardon, Yani kalkanı duruyor. Kalkan duruyor. Şeyi kaldırılıyor. Can çalması kaldırılıyor. O kalkan ışıldıktan sonra yerine saldırı hızı geliyor. bence çok mantıklı olmuş abi biliyor musun? Çünkü çok saçma derecede bir can Evet. çalma veriyordu. Dakika O onda bu bitiyor arada ya. Malphite işte bak görünmez bir açıdan çok güzel geldi. Can çok az. Jhin'in burada spell'i var mı? Çok güzel W'sunu tutturdu. Bir skor burada geliyor. Hecarim kaçmaya çalışıyor. Orada çok güzel yavaşlattı. Thresh'in Hook'u da geliyor bu pozisyona. Yone bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Yone'nin ultisi yok. Bekleme süresinde saniyeleri var. Şimdi geldi Yone'nin ultisi. İşte o bekleme süresi çok büyük sıkıntılar yarattı. Arkada yalnız Malphite'ı düşürmeye başardı Tuşturu ile birlikte. Güzel, Thresh devam güzel. edecek. Çok güzel bir Hook daha tutturdu. Burada Mundo da bu skoru alacaktır diye tahmin ediyorum. Kaçma şansı var mı bakalım. Ve gittiği yere çok güzel bir şekilde yolladı satırını. Mundo çok güzel oynadı. Osman buraya çok güzel Evet. oynadı. Valla iyiydi Kai'Sa sefer. gene ucu ucuna kurtuldu. Ama işte gelen O niye kurtuldu biliyor Jhin musun? Pazuben daldı diye. Orada full W'su. AP bir şey. Hani bir infilak değneği falan olsa ölmüştü orada direkt. Evet. Ki bu maça Zonya çok mantıklı. Çünkü girdiğin gibi basarsın. Hani Evet. agroyu üstüne bir anlık alıp sonra Haha. direkt agroyu değiştirtirsin. Hem yaşarsın hem de ani hasarını bırakmış Evet. olursun. Bu arada orta Kaliteli yani. koridordan da kule gelecek. İlk kule galiba. Yanlış bilmiyorsam. Evet. İlk kule de Mundo Evet. tarafına alındı. Bunda çok Evet. güçlendi ya. Fazla güçlendi. Yakında mutant olup Bir herkesin sıfır. tane daha kafa attı burada alamet. Tertemiz. Dengin 2 geldi pozisyona. Yone bu arada Kraken'e gitmedi. Ölümsüz Kalkan Yayı tamamladı. Doğru olanı yaptı Evet. çünkü o da aynı şekilde Malphite ultisine tekrar bayılırdı. Malphite yine geliyor. Thresh Hook'unu kaçırdı burada. Tuttursa pozisyon win'di direkt. Malphite'ın sıçrası yoktu ama yine de bir şeyler yapabilirlerdi. Aha. Yok yok. Fener'e niye Malphite Evet, basmadı? Fener'e niye Malphite Jhin bastı bu arada? oynamıyor. Ben onu hiç görmedim bu arada. Fener kısmına hiç dikkat etmemiştim. Hecarim üst koridora Malphite geliyor. kalsın diye neyse. Ha, gene de ya dede sal artık şu top lane dede ya. Çok güzel ulti kullandı bu arada. Akali ile birlikte kesebilirler. Morde bir şeyler yapamayacaktır muhtemelen ki öyle de oldu. Shutdown'ı burada almayı Ben başardılar. olsam Hecarim'e Oo, direkt ulti Malphite'den iki atardım. kişilik bir ulti. Thresh de burada arkada Sivan'i çok güzel hookladı. İşte Malphite'in gücü. İşte İşte Malphite. böyle bir karakter Malphite. arkadaşlar. Yani siz istediğiniz kadar nişancı oynayın. Bakın o Kai'Sa 4-1'de. 4-3'e geldi. İkisi de Malphite yüzünden bu arada skorların. Hatta Mundo'nun bütün maçta ölümleri Malphite Malphite. yüzünden bile olabilir. Güzel çar ya. Abi şu build de çok güçlü oluyor. Şu Evet. build de anında tek atıyor yani. Çok güçlü oluyor. İzlerken Peki. eğlenceli de gerçekten karşısında oynaması hiç öyle değil ya. Karşısında oynaması çok tilt edici. İşkence. Oynaması da çok eğlenceli abi. Sadece tekerle Evet güvarlı evet. önlerinde. Aslında kırmızı takımda tank olsa hani böyle Malphite tek atamayacağı bir karakter olsa Malphite çok Tabii zorlanırdı. canım ya önlerinde engage atabilecek Kırılırlar. mesela Hepsi Rell kırılır. gibi bir şampiyona ihtiyaçları var. Böyle birilerini kitleyip orada tutacak Hı. veya hani önden girebilecek agroyu üstüne alabilecek biri var. Evet, Şimdi evet. giriyorlar tek yiyorlar. Yani Yone girse tek yiyecek. Hı. Kai'Sa ultiyle dalsa tek yiyecek. Yani giremiyorlar şu an. Bir engage sıkıntısı var. Anca bir dede gelip ulti atıyor işte o Aynen. kadar Çok yani. Onun tanka dışında güzel. yok. Çok da Ama o da tanka. tanka doğru gidiyor. Doğru olanı Evet. yapıyor şu an. Ejder'e pingler geliyor. Burada kırmızı takım Ejder'e başlamak istiyor. Daha Ejder'i. Onlar adına çok önemli bir Ejder bu arada. Kırmızı takımı mutlaka almamız gerekiyor. Mavi takım da buraya geliyor. Malphite'in ultisinin dönmesine saniyeler var. Tam zamanında başlamış bir Ejder aslında. Çok hızlı alması lazım kırmızı takımın. Mundo şimdi ultisini bastı. İçeri girmek istiyor. Sıçrasını da bastı. Mundo Ejder'i çalmayı başardı. Yone ultisini yalnız kimseye tutturamadı. Arka tarafta Malphite yine Kai'Sa üzerine ultiyi kullandı. Kesmeyi başardı yine Kai'Sa'yı. Burada iki kişi onunla mücadele ediyor. Arka tarafta Hecarim'i düşürmeyi başardılar.
Malphite'i kestiler ama pozisyon yine de kırmızı takım için lose olacak. Sivin sıçrasını atıyor. Yone de sıçrasını atıyor. Jin burada çok güzel yetini tutturdu. Vallahi bir sürü sıçralı atıldı. 3 tane sıçra atılmış evet. Bu arada. Şimdi gördüm. Evet. Malphite arka tarafta... Kronometre basmadı. Ben sadece onu anlamadım. Hmm. Kronometre bassa azıcık daha yolardı. Sven güzel dojladı yani. Evet. Jin bütün evet. AP Malphite sonuç kalitesi. Hakikaten ya. Her ulti geldiğinde ölecek o şekilde. Ya sevinemiyorsunuz. Hani nişancısınız tamam mı arkadaşlar? Böyle bütün skorları almışsınız üzerinize. Diyorsunuz ki ben bu oyunu taşırım. Sonra bir yerden bir Malphite çıkıyor. Böyle nah çeker gibi. Kafanıza tekerlek yuvarlayıp yarıcan atıyorsunuz. Bu arada kırmızı takım geç oyuna bırakırsa kazanabilir hala. Yani kalesaları yani, evet. Var yani. Hasarları yüksek. Malphite'ler late game'de bildiğin kadar düşüyor yani. Evet Malphite. Evet. Hı-hı. Bir yerden sonra kalıyor. Ha, çok fazla kill alırsa biraz zor düşer. Hani şu an 6 kill aldığın gibi. Hani bu Zonya Rabadon yaptığı gibi Kai'Sa'yı ulti Q'yla falan tekler muhtemelen. Evet. Sabır lazım. Birazcık farm evet. Yapması lazım sadece Malphite'in. Burası TR yani. Evet. Az önce sur vermişler bile de kabul edin. Bu arada çivili zırhını da bitirmiş artık Mundo. İyice. O da ölümsüz bir hale gelecek. Bu arada çok güzel tutturdu burada yetenek kitini. Morde. Akali devam edebilecek mi? Burada bir Q'sunu daha tutturdu. Şimdi ultisini bastı. Akali sıçra basıyor. Çok fazla hızlı. Kaçabilme şansı var mı diye bakıyorum. E yeteneğini kaçırdı Morde. Akali şimdi ultisini kullanıyor. Üst koridora Hecarim geldi. Morde'nin en büyük şanssızlığı da bu oldu. Hecarim bu arada ultisini kullanıyor. Bakalım Morde ayakta kalabilecek mi? Kalma şansı pek yok gibi. Akali'yi yakalamaya çalıştı. Karim tarafından düşürülüyor. Morde çok korkak oynuyor. W'sunu hep ilk başta basıyor falan. Yani Karim'e birazcık vursa aslında ölmeyecek. Vadi aranı var. Yani boşu boşuna korkuyor. Hani tamam gene ölür muhtemelen de. En azından birazcık bir şeyler denerdi hani. Belki Akali'ye üstünü atlardı. İşte baktı kesemiyor. Onu keserdi. Hı hı. Hani böyle direkt kendini salınca sıkıntı oluyor. Bu arada o kadar korkuyorlar ki artık şeye giremiyor rakip takım. Kırmızı takım. Evet. Ya birazcık top lane'lerine yardım etmeleri lazım. Evet. Yani Morde'ye çok oynanıyor bu maç. Bu arada orada çok büyük hata yaptılar. Niye bu kuleyi savunmaya çalıştılar? Çok az canı kaldı. Halde bu arada Yone'den çok güzel bir ulti geldi. Burada Jin'in düştüğünü görebiliriz. Bu arada Yone burada Jin'i kesmeye başardı. Ekarim'in Jin'i az ama canı az ama. Bakalım ayakta kalabilecekler mi? Yone arka tarafta Thresh'i kesmeye çalışıyor. Yone'nin üzerine tutuşur geldi. Arka tarafta Mundo bu arada Hecarim skorunu aldı. Malphite'ı da düşürmeye başarmışlar. Mavi takım bir anda sıkıntılı pozisyonlara girdi. Mundo bu arada yavaşladı. Morde yoktu. Devamlı hasarları düşürdü. Evet. Bir de ben o yüzden dedim işte ölümsüz kalkan yayı çok iyi iş evet. Yapar. Bak bu maçta Yone da. Ölümsüz kalkan yayı sayesinde yaşadı orada. Olmasa ölürdü muhtemelen. Fener. Ha. Bir anda çok. Dedim vallahi. Ki herhalde basılmayacak bu Fener. Mundo gidiyordu. Mundo yine de kağıt gibi eriyor ya. Kai'Sa'nın krakeninde bitince tabi. Abi Kai'Sa çok güzel tank ediyor. Evet. Aynı şekilde Yone de öyle. Yani birazcık beraber oynamaları lazım. Birazcık Morde'nin güçlenmesi lazım. Orada Q'su ile Ace'nin reaksiyonunu tam şey yapamadı. Evet. Yani görmeden gidip geçiyorlardı. Evet. Sonra da fark etti. Hatalı oynandı o pozisyon ya. Bu arada Yone'ye vuramadılar biliyor musunuz? Kesinlikle. İkinci kulenin. Yani Malphite ultisi çok güzeldi bak ama... Yone'ye kimse evet. Vurmadı. Yone ultisini çok güzel attı. Orada ultisini attıktan sonra sanıyorum Malphite'in canını da çok azalttı. Bir tek hasar konusunda bir eksikleri var gibi ama. İşte. Bilmiyorum artık. Zor. Birazcık kimin daha nasıl artık bu dakikadan sonra iyi oynayacağına göre değişir. Evet. Kai'Sa bu arada tek başına çok ileridesin Kai'Sa. Çok canını yakarlar senin Kai'Sa. Osman arkanda kulen de yok. Flash ultiye basar Osman. Thresh şu an çok çok daha hızlı. Kai'Sa bir de dar alana kaçıyor. Yakalandı bir de burada. Malphite tekerleğini yuvarladı. Orada skor Thresh'e gidiyor. Ultisini de asmış bu arada. Malphite bu arada çok hasar yer. Evet ulti hasarını yemedi. Bu arada Akali de geliyor. Malphite'ın düştüğünü görebiliriz. Malphite'den şimdi tam zamanda gelen bir Zonya. Jin burada Akali'yi kesmeyi, pardon Hecarim'i kesmeyi başardı. Jin yalnız Sivan'ın W'sun içerisinde durmamalı. Kırmızı takım burayı kazanacak gibi duruyor. Kazandılar da arka taraftan Mundo geliyor ama Akali Sivane enerji biriktirmeye çalışıyor. Düşmedi. Evet. Şimdi Mundo ultisini diyor. Bastı. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Sivane'i burada yavaşlattı. Kırmızı çarpını onun üzerine kullanıyor. Hemen burada bir tane skor almayı başardı. İkincisine de koşmaya çalışıyor. Onu da keser bu arada. Yok. Devamı gelmedi. Şimdi sırada Ejder var.
Ekarim ölü olduğu için bu ejderha girmesi gerekiyor. Direkt alırlar gibi. İşte bahsettiğim hasar eksikliği bu mesela. Mundo gelmedi orada. Kaybetmişler. Evet. Yani Malphite'in sadece o ani hasarı var. Orada Yone geliyor. Yone geliyor. Yone'yi fark etmediler. Yone burada çok güzel iki kişilik ulti atmayı başardı. İlk başta Jhin'i düşürüyor. Burada Mundo'yu düşürebilecek mi bakalım. Mundo bu arada hem ejderi tankladı hem de tabii Yone'den çok hasar yedi ve kaybettiler. İşte bak görüşsüz ejder pitine girmenin zararı. Yani niye düşünmüyorsunuz? Yone'yi orta koridorda görüyorsunuz. Adam minyon kesmiş sonra kaybolmuş. Nereye gelecek? Ejder'e gelecek adam. Bir de totemleri kırmamışlar. Evet. Yani Yone çok fed olduğu için bu maçı kaybedecekler muhtemelen. 0-2'den 4-3 oldu. Evet. Ebedisi bitti. Şu an çok güçlü durumdaki tank falan yaratıyor. Yani direkt hiper kere zaten iki itemden sonra. Ya Malphite ultisinin hem Yone'ye hem Kayse'ye değmesi lazım. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani Osman'ın biraz sabırlı oynaması gerekiyor. Ultisi olmadıktan sonra Malphite'de evet yani şu an bir tek Malphite ya bir de Mundo belki bir tık güçlü. Bir tık. O da tanklık bakımından yani hasar masar çıkartamayacak zaten. Yok abi zor. Yani Yone'nin olduğu bir maçta yani hero çok güçlü. Hı-hı. Şu metada özellikle. O yüzden ki bu kadar üstünde skor var. Shutdown da aldı Mundo'dan. Sıkıntı olacaktır yani. Malphite bu arada Yone'yi ultilemeyi tercih etti. Yone tabi orada çok güzel bir şekilde Q'suyla da kaçtı. Şimdi Malphite'in ultisi de olmadığı için burada önce Malphite'i eritecekler. Peşinden Ekarim devam etmeye çalışıyor. Gale Force'unu kullandı burada Jhin. Thresh kaçmaya çalışıyor. Bu pozisyonda kurtulmayı başardı ama tabii birazcık hala sabırlı oynaması gerekiyor dediğim gibi. O öyle tek kişiye falan o ulti kaybettirir direkt oyunu. Oo, bu arada çok güzel denedi. Burada bir şeyler değişir mi? Yok. Yani 5 oynamıyorlar bir de zaten mavi takım. Daha da çok sıkıntı oluyor. Morda lazım ya. Evet, Morda kesinlikle lazım yani. Bilmiyorum niye güvenmiyorlar ama. Kesinlikle hasar çıkmıyor. Bu arada Jhin yani başka bir AD carry olsa böyle Tristana'dır işte. Hani evet birazcık yani daha devamlı hasar yani olan bir AD carry olsa belki bu maçı çok daha rahat kazanabilirlerdi. Ya da erken oyunda aldıkları gücü güzel değerlendirmeleri gerekiyordu. İşte o yani Malphite 6-1'den 6-5 oldu. O Malphite flü altındaki dive'dan sonra her şey değişti. Bu arada Hekarim çok kötü bir yerde yakalandı burada Thresh tarafından. Eritebilecekler mi ama Hekarim'e eritecek hasar yok işte. Kim vuracak ki? Mordekaiser niye ulti atmıyor ben anlamıyorum. Evet. Şimdi artık atması lazım. Thresh'in hook'u kaçtı bu arada yandan. Morde hala Morde ultisini kullanmış bu arada. Yone üzerine kullandı. İşte çok yanlış. Yani orada Hekarim'i düşürüp devam edeceklerdi. Oo, Malphite'den 3 kişilik bir ulti. Burada Sivini ve Hekarim'i çok güzel düşürdüler ama keriler değil işte. Kerilerin üzerine gelmedi. Malphite de bu pozisyonda düşebilir. Mundo dayanmaya çalışıyor. Kocaman bir et parçası. Mundo'yu da koruyan kimse yok. Arka tarafta Yone. Kayısı tarafından bu skor. Jhin yoktu bak bu fight'te. Evet. Gene hasar çıkmadı. Ya Jhin şu bitkinliğini artık şeyin üzerine kullanmalı. Yone'nin üzerine kullanmalı. Evet, ve yani bir an önce ağır yara alması gerekiyor aslında şeyinde. Mavi takımında. Mavi takımda da hiç ağır yara yok. Bir Mordin'in üzerinde görüyorum abi. Şu an. Yok, bir de dikenli yelekler var. Var ya. Jhin dışında herkes de var. Evet, Jhin dışında herkes de var. Dikenli yelek de kesmiyor ki. Zaten şey Yone onlara odaklanmıyor genelde. Malphite'i kesiyor. Malphite'i şimdi geldi. Morello'nun alt parçasını aldı. Ha, tamam Jhin'de olması lazım dedik. Jhin'i aldı. Ha Jhin'de aldı tamam. Fark ettiyse o savaşta. Şancılar aynı levelde şu an. Eşya olarak bakıyorum. 2.5 eşya Kayısı, 2.5 eşya Jhin. Onun haricinde supportlar okey durumda. Thresh de üzerine dikenli yelek almış. Bilmiyorum Thresh'in dikenli yeleğe ihtiyacı var mıydı ama bence onun yerine yine takımı ayakta tutacak bir şeyler alsaydı daha faydalı olabilirdi. Kesinlikle abi. Birazcık daha böyle hani beraber oynasalar. Birazcık daha Morde Char'ına güvense. Özellikle Morde Char'ına hiç güvenmiyor. Vallahi bak. Yani birazcık güvense o Char çok güzel şeyler yaptıracak. Ultiyi almaya korkuyor yani. Evet ultiyi yani ultiyi almaya korkuyor. Normalde ultiye alsa her türlü keser yani. Yani üstüne doğru ulti atarken hani en azından çekse sadece kendisi ultiyi. Hani direkt takımı kurtarmış olacak aslında. Ya mesela şeyde şu da yapılıyor profesyonelde. Mesela Yone fight'a girecek. Ultiye çekiyor. Adam içeride Zonya basıyor. Sadece fight'tan uzak. Çok mantıklı. Ama hani o kadar madem şey yapmıyorsun en azından hani takıma çok büyük bir rahatlık olur. Yone'nin o fight'ta olmaması. Direkt winlerler. Yani. Evet. Kaç saniye ultiyle tutuyor? 10 saniye mi? Abi 7 saniye. 7 saniye. Toplam. Ki 7 saniye çok büyük evet, bir şey çok ya. Direkt büyük bir şey. Doğru. Herhalde. O 7 saniyelik Kayısı düşer bir kere yani. Sven de düşer. Aynen. Sonra bir anda agroyu Yone'ye çevirip top direkt maçı kazanabilirler yani. Bakalım daha maç bitmedi. Ama şu an tabii altında kırmızı takım bir anda üstünleşti. Bak farm farkını da Yone uçurdu gidiyor. Onun haricinde nişancılar arasında da büyük fark var.
Bunda bu arada ilk Q'yu tutturdu ama dikkat etmeleri lazım. Gittiği yerde bu arada Yone yakalandı. Kesebilirler mi burada? Yone şimdi 2 kişilik çok ulti kullanıyor. Çok içeride çok kaldılar. Malphite mi ulti kullandı? Malphite Yone geri dönecek diye ultisini çok erken bastı. Erken basınca da pozisyon lose oldu direkt. Kimseye hasar veremedi orada Malphite ultisi. Aynen. Boşa gittim. Yani Yone bu kadar kasmasaydı bu maçı kazanırlardı. Orada yine ulti atamadı galiba. Evet ve burada da tabii mavi takım suru verdi işte bak. Bir anda oyun ne kadar değişebiliyor arkadaşlar, fark ettiniz mi? Güzel de. Umuyorum siz de izlerken keyif almışsınızdır. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.